mutlu akşamlar değerli izleyenler. Memleket meselesi. Geçen hafta gelemedik, özür dilerim. Ama memleketin konuşulacak o kadar meselesi vardı ki biz dedik ki birinci önceliği nedir? Evet, sosyal medyada paylaştığım gibi bu süreçte en çok ruhlarımız yoruldu dedim. Gönüllerimiz yoruldu. Öğrencilerimiz yoruldu. Bu süreci nasıl daha iyi hale getirebiliriz dedik. Zeliha Karagöl sağ olsun imdadımıza yetişti. Profesyonel yaşam ve eğitim koçu. Önce hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Bugün çok keyifli bir sohbet olacak. İnşallah. Çünkü niye? Programımızın isminden de anlaşılacağı üzere memleket meselesi. İfade ettiğimiz gibi memleketin aslında biz bireysel meselelerimizi çözersek aslında memleketin meselesini çözmüş olacağız. Aynen. Ben de dedim ki herkes kendi evinin önünü süpürürse aslında şehir bir temiz bir şehir olacak. Ve bugün kendimizden başlayalım istedim. Memleketi konuşalım, kendimizi konuşalım. Önce sizi tanıyalım, hoş geldiniz dedik. Merhabalar. Ardından sohbetimize başlayalım. Herkese iyi akşamlar, bol keyifler, güzel sohbet olacak. Ona inanıyorum, karşılıklı birebir yapıyorum. Ben hep bunu bu şekilde düşünüyorum. Birebir yapıyoruz bu sohbetleri, toplu halde değil. O yüzden herkese bol keyifler diliyorum. Ben yaşam ve eğitim koçuyum. Yaşam koçluğu öncelikle bundan bahsediyorum. Yaşam koçu evet. Nedir? Yaşam koçu öncelikle psikiyatr ya da psikolog değil. Önce evet. Bu çok karıştırılan bir konu. Hı hı. Psikiyatr ve psikolog değildir. Evet. Psikiyatr ve psikolog sıfırdan alır olayları, zirveye, belirli bir noktaya geçirir. Hı hı. Biz var olan değeri, potansiyel nedir bunu ortaya koyuyoruz ve kişiyi bulunduğu noktadan farklı bir noktaya taşıyoruz. Hı. Kişiyi kendiyle buluşturuyoruz aslında biz. Evet. Biz o zaman yaşam koçu nedir konuşalım. Ardından programımıza tüm hızıyla başlayalım. Öncelikle aynen. Gerçekten bu akşam keyifli bir sohbet olacak. Şimdi yaşam koçu, psikiyatr ve psikolog. Bu aradaki bir farkı izleyicilerle paylaşalım mı? Tabii çünkü ki. Gerçekten karıştırılan kesinlikle bir konu. Bu ve şekilde. Altını çizerek hani psikiyatri nedir, psikolog nedir, yaşam koçunun farkı nedir? Bir bunu konuşalım istedim. Biraz önce dediğim gibi yaşam koçu kişinin içinde var olan değeri, potansiyeli alır ve bir zirveye taşır, bir noktaya taşır. Kişiyi hedefleriyle buluşturur. Psikiyatr ve psikolog yine ilaçla tedavi edilen, yönlendirme yapılan bir sağlıktır. Ama bizimkinde yönlendirme tamamıyla kişinin kendisine bağlıdır. Koç asla yönlendirme yapmaz. Evet. Bizim farkımız bu şekilde. Kişiyi kendiyle buluşturma diyorum her zaman ben. Kişi kendisiyle buluştuğu zaman öz eleştiri yapmaya müsait olur. Öz eleştiri yapan insan da hata payını aza düşüren insandır. Yine bu değerde biz eğitim koçu olarak da velilere de bunu çok sık söylüyorum. Şimdi buradan buraya geçiyorum. Çünkü bu pandemi sürecinde malum okul süreci ve sağlık süreci oldukça yoruldu, evet. Yorgun. Veliler çok yorgun, öğrenciler yorgun, evet. Öğretmenler yorgun. Biz bu kesinlikle biz çok yorgun, aynen. Siz yorgun, çok veliler yorgun, o kadar yorgun. Zor ki velilerin evet. işi de çok zor ama evet. Öğrenciler ben hep bu süreçte şey diyorum. Öğrenciler çok güzel idare ediyor aslında. Yani yani şöyle okul kavramını idare ediyor, veliyi idare ediyor. Çok zor. Ben hep öğrencilere hak veriyorum. Bu sürecin zorluğundan ve yorgunluğundan. Arada kalmışlık öğrencilerin potansiyelini oldukça düşüren bir konu pandemi süreci. Çocukların kaygıları had safhaya çıktı. Sağlık sektöründe çalışan veliler çocuklarının onları kaybetme korkusu yaşadığını dile getiriyorlar. Bu çok büyük bir sıkıntı. Evet. O zaman kendimizden başlayalım. Aileden başlayalım. Biz ne yapmamız gerekiyor? Veliler olarak öğrencilerden başlayalım. Çünkü onlar bizim yarınımızın önemli bireyleri. Ne yapmamız gerekiyor? Yani öğrencileri kaybetmemek için, öğrencileri daha da var edebilmek için ne düşüyor bize? Yani biz veli, anne baba olarak, ebeveyn olarak biz çocuklarımızı önce dinlemeyi bilmeliyiz. Evet. Çocukların ne istediklerini, onlara sorarak, onların hani şu cümle vardır hep, bizim zamanımızda değil, biz onların zamanına gelebilmeliyiz. Bu çok büyük bir yatırımdır. Orayı bir daha alabilirim. Yani bizim zamanımızda böyle değildi diye örneklemeler yaparız. Çok konuşuruz. Aynen biz, öyle. Çocuk zaten bizim zamanımızda böyleydi. Aynen. Yanlış, çocuk tabii ki çocuk evet. Çocuğu zaten eksiği çekmiş bulunuyorsunuz ve çocuk içinden aynen.
Of yine mi? Ama sizin zamanınızda bu isyan başlıyor. Araya saygısızlık giriyor, dinlememe giriyor. Anne baba çocuk arasında uçurum meydana geliyor. Ama ben hep o şey, işte danışanlarıma şunu söylüyorum. Bizim zamanımızda değil. Biz onların zamanında olsaydık ne yapardık? Hani bu nedir? Bir ters düşünün. Yani tabii ki empati yapın ve siz çocuğunuzun yerinde olursanız ne yaparsınız? Hep bunu söylüyorum. Bu öz eleştiri yaparken o zaman aradaki farkı daha iyi anlayabiliyorlar. Çocuğu değil, anne babayı eleştirmek. Çocuk zaten bir çocuk ya, hep adı üstünde çocuk diyorum bu. Peki bu süreçte evet çocuklar gerçekten ağır bir yük aldılar sırtlarına. Veliler o yükü daha da hafifletmek için ne yapması gerekiyor? Çocuklarının motive olduğu olayları keşfetmeleri gerekiyor aslında. Maalesef internet ağı, YouTube ağı, videolar aşırı derecede evin içerisinde dolaşıyor. Bizimle beraber yaşıyor. Ben hep diyorum yani evde kalabalık yaşıyoruz biz aslında. Evet. İki çocuğumuz, üç çocuğumuz, bir çocuğumuz olabilir ama YouTube'da izledikleri, yaptıkları her şey o kadar kalabalık ki. Evin içerisinde... Dinlemeye fırsat mı kalmıyor? Kesinlikle. Çocuklar dinlenmeye, çocuklar kendilerini dinleyemiyorlar başkalarına dinledikleri için. Dinlemeyi bilmeyen insan öğrenmeye açık değildir. Evet. Öğrenemez. Öğrenemeyen insan kendini ifade edemez. Edemeyen insan bunalıma girer. Sıkıntılar başlar. Sorgulamalar, yargılamalar başlar. Yani şey deriz hep, sahada olma, tribüne çık. Sahada olursan olduğun alanı görürsün. Ama tribüne çıkarsan bütün sahayı görürsün. Evet. Ve bakış açın tamamıyla değişir. Hep bu şekilde diyoruz. Yani velilerimize de, ailelerimize de çocuklarınızı bu süreçte sadece çerçeveleme yapmayın. Geniş tutun. Bulunduğunuz ortam çocuğun eğitimine müsait mi? Çevre müsait mi? Yani hepsine, yemesinden içmesine kadar bunlar çocuğu etkileyen faktörler. Çocuğum sen bugün ders çalışmıyorsun. Ya neden çalışmıyor? Nedenleri ne? Aslında başa dönmek lazım. Maalesef bizde de hep sondan başlıyor. Sonuca bakarız. Ders çalış. Nokta. Tabii. Bitti yani çalış. Ama bu çocuğa çalışılacak ortam sunuldu mu? Bu ortam şu. Ben maddi olarak bütün her şeyini sağladım diyor. Parasını da veriyorum. Parasını veriyorum. İnterneti var, telefonu var ve hayır arkadaşım sen potansiyel. Sen ortamı sağlamadın o çocuğuna. Çalışması için sağlamadın. Sen çocuğa bir yaşam alanı sundun. O da yani nasıl söyleyeyim, size de aynı imkanları sunsam, farklı imkan sunsam çok farklı olur. Geniş bir çevre sunsam. Peki, tabii ki ben hep şey diyorum, sınırlama olabilmeli. Çocuk sınırı bilmeli. Nerede nasıl durabileceğini. Bunu da çocuğa söyleyerek değil, kendisi yaparak. Bu çok önemli. Yani çocuğa söyleyerek değil, aynen öyle. Model olmak gerekiyor. Zamanımızda da bu çok zor. Yani bunu şu şekilde değerlendiriyorlar. Biz yapıyoruz. Biz sunuyoruz. Hayır, yine söylüyorum. İnternet, telefon. Bunlar çocuğuna sunduğunuz imkanlar değil. Çocuğunuzu köreltiyorsunuz aslında. Bile bile lades. Evet. Çünkü kıyas kavramı bizim toplumumuzda çok var. Geri kalmama. Biz çoğu toplantılarımızda konuşuyoruz. Aslında veliler yarışıyor. Birçok toplantıda, okul toplantılarımızda söylüyoruz. Yarış öyle büyük bir yarış ki çocuğu geçmiş, öğrenciyi geçmiş. Veliler yarışıyor. Bizim bu büyük, çok büyük bir yitik alanımız yani bu. Onun çocuğu, kör bir noktamız onun bu aslında. Onun çocuğu o okulu kazandı, benim çocuğum yani çocukların aslında bir iddiası değil. Tabii ki çocukları o yarışa aslında bir şekilde farkında olmadan onlara iyilik yaptığımızı yanlış düşünerek mı? Tabii ki yanlış. Yani o çocuğun çocukluğunu yaşamasına da müsaade etmiyoruz. Yaramazlık yapmasına müsaade et. Hata yapmasına müsaade et. O hatayı görmesine de izin ver. Kapatma. Biz şimdi dediğim gibi veliler yarışıyor derken bu açıdan diyorum. Çocukların açıklarını, yanlışlarını öteliyoruz. Öteliyoruz.
Çünkü o an kapatıyoruz. Gününü kurtarıyoruz çocukların. Evet. O günü kurtarırken yarına o kadar büyük bir çığ büyütüyoruz ki o çığın altında kalıyoruz. Nereden başlamamız lazım hocam? Yine ev içerisindeki uyumluluktan bahsediyorum. Çevredeki insanların iletişimi birbirleriyle, bu anne babanın birbirleriyle iletişimi, ailesiyle, geniş aileyle iletişim. Bunlar evet. Anneanne, babaanne, dede. Bunlar çok önemlidir. Çocuğun oynamasına müsaade etmek, dışarıya çıkmasına müsaade etmek, yeri geldiğinde hata yapmasına müsaade etmek. Orası ilgimi çok çekti. Çocuğun hata yapmasına müsaade etmek. Yani çünkü kontrollü hata mı yaptırmamız gerekiyor? Yani gölge gibi olabilmek çocuğun üzerinde. Ama bu gölgeyi o çocuk hissetmeyecek. Baskı kurmayacağız. Tabii ki. Kontrollü. Tabii kontrolü de bırakmayacağız. Örneklemeler yaparken hep şunu söylüyorum. Kendimden örnek vereyim. Çocuğumun hatasını gördüğüm zaman sen bunu bunu yapmışsın demiyorum. Biliyor musun? Bugün bir sohbette Ahmet'in oğlu burada bunu yapmış. Pek de hoşuma gitmedi aslında. Gibi. Örneklemeler yapınca çocuk kendi içine dönüyor ve vicdanıyla baş başa kalıyor. Çünkü ben de aynısını yaptım. Tabii ki bu onunla bir kıyas haline geliyor. Evet. Ama bunu kontrollü yapmak lazım. Yani hep üzerinde devamlılık sağlayabiliyorsanız bunu yapın. Arada yapıp çekilmeyin. Arada yapıp çekilmeyin. Çünkü çocuk o anlayacaktır onu. Yani bu bana gözdağı vermeye çalışıyor gibi. Çocuklar tabii algı açık. Yani örnekleme, model siz olun diyorum ben. Yani siz olun veliler. Çünkü bu süreç zor bir süreç. Çocukların okul kaygısı, ders kaygısı, pandemi süreci çok zor. Kayıpların olduğu çok zor bir süreç. Çocuk korkuyor okula gitmekten. Çünkü anne, baba öleceksin. Bu da çok bilinçsiz bir kirliliği. Öleceksin. Yani o virüsle çocuğu ilişkilendirmemek gerekiyor. Kesinlikle değil. Aslında bu sürecin geçici bir süreç olduğunu muhakkak insanlık olarak bilmeliyiz. Bu süreç geçici bir süreç. Geçecek. Elbette zayiatlar olacak. Elbette kayıplarımız olacak. İlk önce ilahi adalet. Yani Allah'ın bu bir lütfu, bir sınavıdır. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bu bir sınavdır. Zor bir sınav. Ta ki tarihten, İslamiyet'ten gelmiş geçmiş her dönemde yaşanan büyük felaketlerden bir tanesi. İnsanlık oluşturmuş ya da Allah'ın hikmeti. Burası bizi ilgilendirmiyor. Ama bu süreçte insanlığın geldiği nokta ne? Ordunun durumu nedir? Türkiye nasıldır? Biz koçlar bu dönemde çok büyük işler düştü bizlere. Çünkü kurumsal alanda çalışan insanların çalışma potansiyeli düştü. Kaygıları arttı. İşten çıkarılanlar, onların çocuklarının yaşadığı sorunlar, çocuk işçiler çok arttı mesela. Dışarıda yani gözüm bunlar çok artış da oldu. Ordu'da keza bunlar çok fazla var. Bu süreçlerdeki, pandemi sürecindeki kaygılar insanın hayatında olumsuz etkiler sağlıyor. Ama bu olumsuz etkiler sağlıyor diye geleni kabul etmek zorunda değiliz. Kabul edemeyiz. Bu insanlık olarak bizim bir görevimiz. Kabul etmeye şansımız yok. Nasıl daha iyi yaparım? Bir topluma hitap etmek çok zordur. Bir kalabalığa. Ama biraz önce sizin de başta dediğiniz gibi biz önce kendimizden başlayacağız. Önce kendi içimizdeki potansiyel nedir? Biz ne yapabiliriz? Kendim için ne yapabilirim? Kendi için bir şey yapan insan çocuğu için de yapmış olacak. Eşi için de, anne babası. Bakın çember genişliyor. Peki, dediğinize istinaden. Şimdi diyor ki kendisini çok seviyor. Mesela insanın kendini sevmesi kötü bir şey mi? Çok güzel bir şey. Kendisini seven insan kendisine... Bu ego dediğimiz şey değildir değil mi? Hayır değil, ego değil. Kendisini seven... Ego kötü bir şey değildir aslında. Evet. Kibir çok kötüdür. Kibir. Kibir çok kötüdür. Ego kendinden emin olmaktır. Kişi kendinden emindir. Duracağı yeri de atacağı adımı da bilir. Evet. Ama kibirli insan görmez. Şimdi dedik ya biz sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Kesinlikle şimdi çok sohbetimize keyifli. Dahil tabii olan ki arkadaşlarımız da var. Onları da unutmayalım. Mesajlarımız geliyor. Evet değerli izleyenler, mesajlarımızı şu an Facebook üzerinde de gönderebilirsiniz.
WhatsApp'tan da okuyacağımız mesajlar var. Enver Top, iyi akşamlar, iyi yayınlar, iyi kıymetli değerimiz demiş. Teşekkür ederim. Sayın Başkanıma selamlar gönderiyoruz. Gerçekten çalışıyor, yoğun da çalışıyor. Evet, Hakan Biçer de hayırlı yayınlar, Zeliha Hanım'a da kolay gelsin, saygılar demiş. Çok teşekkür ederiz, sağ benim olun. Başak'ım, Başak kardeşim, çok güzel yayınlar abicim demiş. Başak sen hep var ol inşallah, güzel gönlün de var olsun, seni seviyoruz Başak'ım. Emine ablam İstanbul'dan yazmış, demiş ki hayırlı yayınlar. Ben kesinlikle başkasının çocuğuyla kıyaslamam, hatasını dolaylı yoldan söylerim, Zeliha Hanım gibi demiş. Şimdi Emine ablamın da bir tane kızı var, Zeliş. Zeliş diyoruz. Evet, Zeliş kadın futbol takımında oynuyor. Süper. Evet. Çok güzel. Hatta milli takımda göreceğiz onu inşallah. İnşallah. Emine ablacığım şu an hangi takımda oynadığında yazarsan Zeliş'imize de selam göndereceğiz. Zeliş de bizim selam, elimizde büyüdü ben desek de. Zeliş de. Bana da Zeliş derler. Evet. Zeliha Hanım da Zeliş. Evet. O da bizim Zeliş. Evet. Şimdi Emine abla öyle demiş. Ben kesinlikle kıyaslanmam. Hatasını dolaylı yoldan söylerim. Zeliha Hanım gibi demiş. Doğru yapıyor. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Yani. Zaten çocukta başarı varsa ben hemen ebeveynin bilinçli hareketine bunu bağlıyorum hocam. Ya da doğru mu? Yani çocuk eğer başarılı bir çocuksa mesela futbol takımında, milli takımda oynuyordu herhalde. Şimdi Emine abla yazacak. Gerçekten başarılı bir çocuk. Ben daha küçüklüğünü biliyorum. Böyle afacan, çalışkan. Mesela bilinçli anne baba aslında çocuğu bir yere getirebiliyor diye görüyorum. Tabii doğru ki, mu? Tabii yönlendirme. Yani bu yönlendirme yapın. Ben hep Fatih Vatan Spor Kulübü'nde oynuyormuş şu an. Milli süper. Futbolcuymuş aynı zamanda. Ay süper. Çok milli çok güzel. Evet. Ama gururumuz diyorum. Yani. Gurur. O bayrak aşkı evet. Çok güzel. Tebrik evet. Ediyoruz onu da. Yönlendirme yapmalı. Ama göstererek. Kıyaslayarak değil. Bu nedir? Bu nedendir? Bu nasıldır? Alternatifleri çocuklara sunacak. Ve onlarla beraber karar verecek. Onlar adına karar vermeyecek. Evet. Meslek konusunda çocuklarına yönlendirme yapmayacaklar. Futboldan bir dakika. Alıyor. Hocam önemli olan konularda durduracağım sizi. Şimdiden söyleyeyim. Meslek konularında çocuklara yönlendirme yapmayacaklar. Tabii ki. Biz ama çocuğa işte öğretmen ol, polis ol, doktor hayır, ol, yani amir ol. Çocuğun potansiyeli futbol oynamaya müsait. Bunu nasıl nereye taşıyabilir? Bununla ilgili çocuğa yönlendirme yapın. Yani biz şunu ol, bunu ol demeyeceğiz. Tabii ki yani böyle yönlendirme yapamazsınız. Başağım benim da sormuş peşinden. Şimdi o mesajı da okumak durumundayım. Ben üniversite öğrencisiyim. Derslerim gayet iyi gidiyor ama gelecek kaygım var. Ne yapmalıyım Ahmet abicim? Zeliha Hanım'a sorar mısın acaba demiş. Başağım da böyle bir soru sormuş. Başak. Bu konu ki çok önemli. Aslında bunun haber olarak da ben hocam programdan sonra değerlendirmek istiyorum. Çocukları kesinlikle meslek konularında yönlendirmeyeceğiz. Tabii ki. Onların var olan potansiyelleri nelerdir? İşte bu konuda koçluk diyoruz ya devreye giriyor. Ebeveynler bunları göremediği anda profesyonel destek alsınlar. Bu konuda çok talepler var. Çocuk neden hoşlanıyor? Neye yatkın? Nasıl? Dinamik bir zekaya mı sahip? Dokunsal mı? Bu beş duyu organımız bu karar verme yetisinde çok önemlidir. Biz bunları değerlendiriyoruz zaten. Teknik konularda devreye giriyoruz. Dediğim gibi çocuk çok güzel basketbol oynayabilir. Ya da çok güzel bir ticaret kafası vardır o çocuğun. Simit satar. Hep örnek. Rahmetli Sakıp Sabancı'yı hep deriz ya. Nereden nereye ticaretin? Okumasın. Her çocuk okuyacak diye bir kanun yok. Okumayan çocuğu nasıl değerlendireceğiz? Nasıl topluma katacağız? Yanlış anlaşılmasın. Hani herkes okusun. Yani bu konuda bir şeyimiz yok. Herkes okusun. Ama okumayan çocuğu. Herkes memur olacak diye bir kaide yok. Tabii ki yok. Evet. Yani tabii zaten ki yok. Için İş sahası nasıldır? Onları nasıl hayata kazandırırız? Çocukta okuma kapasitesi yoktur. Okuyacaksın diye diretemeyiz. Evden kaçmalara vesile oluruz. İntiharlara vesile oluruz. Bunlar çok açık. Ucu açık sözler. Bunlara vesile oluruz. Ama çocuğun bir karar verdiyse o karara saygı duyarak eğer hoşunuza gitmiyor olsa bile onu neden ve sonuçlarını anlatarak yola çıkmak lazım. Gelecek kaygısı yaşayan Başak biz hep deriz ki anda kalın, anı yaşayın. Yani bazı konular. Anda kalın, anı yaşayın. Geleceği bilemezsin. Onunla ilgili kaygılar yaşarsan bugünü kaybedersin. Bugünü kaybedersin. Kısa vadeli. Tabii ki. Evet. Kısa vadeli hesaplar yapın deriz. Şimdi haftalık, aylık, yıllık diye böleriz biz bazı çalışmalarımızda.
öğrencilerimize de uzun vadeli planlar yapamaz. Hele şu günümüz şartlarında olmuyor. Uzun vadeli planlar yaparsan kaygıların artacak, karşına çıkan zorluklarla mücadele edemeyeceksin, hedeflerine varamamış olacaksın. O yüzden hedeflerini lütfen kısa tut, haftalık, aylık tut, sonuca varırsın, başarı başarıyı tetikler. Güzel. Hep evet. Bunu söylüyoruz. Uzun soluklu çalışmalar olumlu sonuç vermeyebilir. Başak da bence anda kalıp kısa vadeli planlar yaparsa daha keyifli olacaktır. Duydun kardeşim. Evet, kısa vadeli planlar yapacakmışız. Aslında dinimiz de bazen bunu tamamlıyor, biliyor musunuz? Hani diyor ki rızkın garantisi Allah'tır diyor. Yani rızık endişen olmasın diyor. Yani bazı konularda aslında tabii sizin şeyinizde desteklemiş sabır oluyor. Sabır büyük bir mükafattır. Biz insanlar şu anda o sabrı veremiyoruz. Sabır gösterdiğimizi sanıyoruz aslında. Evet. Sabır beklemektir. Bir şeyler yapmak değildir. Bu vardır. Sabır beklemektir. Tabii sabır beklemektir. Sabır bir şeyler yaparken yapıyorsunuz ya, orada motivasyonunuz düşüyor. Yanlışlara düşüyorsunuz, hatalara. Ama ben hayır, bırakın. Zamana bırakın. Evet. Zaman yönlendirecektir sizi. Zaman gereğini yapacaktır. Derken Hakan Yıldız da demiş ki Ahmet Bey iyi yayınlar. Konuğumuz Ünye'mize hoş gelmişler, sefalar hoş getirmişler. Bulduk. Sizler bizim yaşam koçumuzsunuz. İyi ki varsınız. Programınızı zevkle izliyoruz demişler. Çok biz de mersin, Hakan Yıldız'a selam gönderelim. TV52'mizin de Ünye muhabiri, Ünye temsilcisi. Selamlar olsun. Evet, selamını da gönderdik. Hakan Yıldız değerli bir abimiz, kardeşimiz. Evet hocam, aslında öğrenci konusu gerçekten önemli. Yani çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi yarının potansiyel değerleri. Evet. Yani, aslında öyle bakıyoruz. Potansiyel evet. Bir değerdir bu, gelecektir. Geçmişe nasıl sahip çıkıyorsak geleceğimize de sahip çıkacağız. Evet. Yönlendirerek değil, farkına vararak. Ki farkına varamıyorsanız, potansiyeli ortaya koyamıyorsanız profesyonel destek alın. Bu çok keyiflidir. Evet. Çok güzeldir. Ödüllendirmedir bakın bu. Hı. Ödüllendirmedir. Yani şu an öğrencilerin en çok veya danışanlarınızın en çok şikayet ettiği alan nedir? Ya da en zor alanı nedir bir öğrencilerin? Baş anda söylediği gibi kaygılar aslında. Hı hı. Gelecek kaygıları. Kişi anda kalamıyor. Sıkıntı aslında bu. Bu pandemi süreciyle beraber başlayan öğrencilerin, kişilerin aslında öğrenci diye ayırt etmeyelim. Anda kalamıyoruz. Geleceğin planlarını yapmaya, hayatı garantiye almaya çalışıyoruz. Hı hı. Ederler, yaparlar, şunlar bunlar maalesef bizim hayatımızda kör bir nokta. Evet. Yani kendimize sabotaj yapıyoruz aslında. Yapabileceklerimizi engelliyoruz. Kendi farkımıza varmıyoruz. Evet. Bu müthiş bir kayıp. Bu çok büyük bir zayıf nokta yani. Önünü alamıyoruz yani biz bunu. Kendimize zarar vermiş oluyoruz dolayısıyla. Tabii ki yapabileceklerimizi öteliyoruz. Evet. Erteliyoruz. Düşünsel bir tembellik var. Yani zihnimizin bir tarafı hep tembel. Çalıştıramıyoruz. Müsaade etmiyoruz. Zihnimizin bizi kontrol etmesine müsaade ediyoruz. Ama öyle bir şey var ki zihnimizi biz aslında kontrol altına alabiliriz. Zihnimizi kontrol altına alabiliriz. Tabii ki alabiliriz. Nasıl diye desek cevabı uzun mu? Bu aslında bir dahaki programlarda daha net, tamam. Eğer nasip olursa tabii, paylaşabiliriz. Evet, bu isteriz hocam. Çok daha ayrıntılı bir konu. Peki öğrenci dedik. Öğrenci kitap okumayı sevmiyor ya da alışkanlığı yok. Yani kazandırmak mümkün mü, yoksa ne yapmamız gerekiyor? Günümüzün aslında gene dediğim gibi çok kötü, çok kötü bir zaafı bu kitap okumamak. Çünkü internet kavramı kitap okumayı da engelliyor. Çocuk istediği bilgiye, istediği şekilde ulaşabiliyor. Neden hazır kitap, bir bilgi ulaşıyor. Tabii ki neden kitaba ihtiyaç duysun? Hı. Yani neden kitap? Ama kitap okumak, hep şey diyorum, İstedikleri kitapları okusun. Maalesef bu da var. Çocuğa diretiyor. Yani şu kitabı okuyacaksın, şunu okuyacaksın. Hayır. Ya çocuk, bırakın ince sayfalı. Ben hep diyorum, okuma alışkanlığı olmayan çocuklarda lütfen kalın kitaplar almayın. İnce kitaplar alın. Onun keyif alacağı kitaplar alın. YouTube kitapları çıkmış galiba. Hı hı. Mesela YouTuber'ların kitapları çıkmış vesaire. Alın bunları. Bu çok güzel bir yönlendirmedir. Çocuk okumaktan keyif alacaktır. Ya da bir kitap okuyor.
Siz bir kitap okuyun. Bakın, siz bir kitap okuyun. Hı hı. O kitabı atıyorum, yazı yazmak zorundasınız ya da anneler. Evde oğlum, ben bugün işim var ama bu sayfayı çok merak ediyorum. Bana okur musun? Bakın o çocuktaki meraka. O çocuk o size kitap okuyacak. Siz işi tadında uzatın. Keyifli uzatın. Hı-hı. O çocuk okuyacak. Ve bir sonrakinde o çocuk... Bu denenmiş bir şey. Evet. Bu denenmiş bir şey. Ve sonra o çocuk çok merak ediyor. Ve annesinden gitsin o kitabı okuya yani. Hı-hı. Çünkü merak ediyor. Aynen, i̇şte bu bir teşviktir. Bu şekilde evet, yaptırımlar mantıklı. Çok keyiflidir. Mantıklı. Tekrar bir iyi yayınlar dilemiş bize Necmettin abim. Biz de selam gönderdik orduya. Bir tane ironik bir soru var ama sormak durumundayım. Çünkü şöyle, biz şeffafız. Yani siyasi programda da bütün siyasi görüşlerin fikrini alıyoruz. Muhatabına soruyu ulaştırıyoruz. Ahmet Bey, Zeliha Hanım'a sorar mısınız? Asgari ücretle çalışan insanlar çok sabır ediyor ve sabır ederek ölüyor. Bize bir tavsiyesi olur mu demiş. Sabır. Evet, sabredeceğiz. Sabır. O mükafat alınacak. Alınacak. Alınacak o mükafat. Yine benim başlığım... Yani çok özür diliyorum. Burada kişi yaşam koşullarını ona göre oluşturacak. Bu gerçekten biraz şey bir soru ama bu şekilde de oluyor. Kişi yaşam koşullarını buna göre oluşturacak. Kendini kabul edecek. Kendini kabul etmeyen, bulunduğu ortamı kabul etmeyen insan isyana başlayacaktır. Yine diyorum, çıkılmaz yollara girecektir. Ama kabul etmek çok önemlidir. Benim şartlarım bu. Bunu alıyorum, bunu ben kazanıyorum. Ben bunu alıyorum, hayat planını buna göre yapacak. O onu alıyor, bu bunu alıyor diye değerlendirme mümkün değil, olamaz. Evet. Yani zordur, zordur yani, yapamazsınız. Evet. Yeşil mavi, başım sıkışınca rahatlıkla telkinler alıp tecrübesinden yararlandığım kıymetli hocam, kıymetli başkanım, başarılarınız daim olsun demiş. Estağfurullah, başım gözüm selam üstüne. Gönderdik Yeşil Mavi'ye, Nazlı Hanım'a, bizim de Sivil Toplum Hareketi olsun. Kadın Kolları Başkanımız. Hocam, öğrenci aslında hani kısa konuşulacak konu değil, uzun uzun konuşmamız gereken konular. Fakat malum her şeyin bir vakti var, biz de bu konuları vakite sığdıracağız. Şimdi günümüzde öğrencilerin en çok karşılaştığı problemleri 3 aşağı 5 yukarı konuştuk. Kenara bırakalım mı çocuklarımızı? Tabii ki. Şimdi şeyi soracağım hocam. Ülkemizin en büyük ya da sizin karşılaştığınız en büyük problemleri ne şu an? Yani günümüzün en büyük sorunları ne? Ya da danışanlarınız en çok hangi sorunlarla geliyor? Bizim koçluk alanımız geniş bir kapsam. Hı-hı. Yani işvereni, çalışanı, patronu, öğrencisi vesaire bütün kesimi kapsıyor. Hı-hı. Bu konuda işverenler de geliyor. İşten atılma kaygısı yaşıyor. İşveren geliyor. Bunların maaşını nasıl ödeyeceğim kaygısı yaşıyor. Ya da yine söylüyorum, sağlık kuruluşunda çalışan insan. Hı-hı. Pandemi maalesef dört bir yandan sardı ve kararlarımızı sağlıklı veremiyoruz. İşte bunun, burada da size evet, iş bayağı öyle. Fazla düşüyor. Aynen öyle. Tabii ki geldiklerini, ben hep diyorum, kayıtsız şartsız gelin. Hı-hı. Danışın. Yani bir yol mutlaka var. Hı-hı. Siz o yolu göremiyorsanız da mutlaka gören birileri vardır. Kaçınmayın bundan. Hı-hı. Yani kaçınmayın. İşverenler çalışanlarının motivasyonunun çok düşük olduğunu söylüyor. Hı-hı. Bununla ilgili de hep şey diyoruz. Bireysel farkındalık yapın. Bireysel, birebir toplantılar düzenleyin karşılıklı. Hı-hı. Çünkü kişinin içindeki, aile içindeki, özel yaşantısındaki sorunları çözerseniz, hı-hı, iş yerine bu olumlu yansıyacaktır. Sadece iş yerinizi düşünmeyin. O size çalışan insanın özel yaşantısını da düşünüp değerlendirin ki iş yerinize pozitif enerji sağlasın. Bu çok önemlidir. Zaten şu zamanda pandemiden dolayı işten çıkarılma olayı söz konusu olduğu için insanlar sıkıntıda. Peki ben işverenim. Sonuçta ekonomi bir belli, malum. Yani hiç birbirimizi kandırmıyor. Ekonomik bir kriz var. Pandemiden dolayı veya başka nedenlerden bir kriz evet, var. Bu kaygımı nasıl gidereceğim? Yani sonuçta iş olmazsa, para kazanamazsam
işte çalışanın maaşını ödeyemeyeceğim veya sigortasını ödeyemeyeceğim. Yani bu sadece parayla alakalı bir şey. Sonuçta ekonomiyle alakalı bir şey. Ben ekonomiyle alakalı kaygımı nasıl giderebilirim? Yani para olmadan. Yani para olmadan bu kaygılarınızı nasıl giderirsiniz? Yine diyorum, profesyonel bir destek alarak işverenlerinizle, yani iş verdiğiniz kişilerle öncelikle toplantı yapmak zorundasınız. Bunu hep söylüyorum. Toplantı yapmak zorundasınız. Neden, niçin bu kaygıları yaşıyorsunuz, onlarla paylaşmak zorundasınız. Çözümü tek başınıza değil, onlarla beraber almak zorundasınız. Bu sizin üzerinizdeki yükü hafifletecektir. Çözüm arayışını bütüncül olarak ele almış olacaksınız. Bu şu andaki gidişat, yani bunu söylüyoruz, bu şekilde gidiyor. İşten gönüllü olarak işten ayrılmak isteyenler olmuş mesela. Bu da gelen örnekler. Durumlar, işten ayrılmak isteyen. Devlet desteğini her zaman söylüyoruz. Bu da çok ayrı bir konu zaten ama yeterli mi, değil mi? Biz diyoruz, çalışanlar, işverenler çalıştırdıkları insanlara bireysel motivasyon sağladıkları sürece iş yeri daha pozitif hale gelecektir ve olumlu hale gelecektir. Birebir, yani görüşmeler. Siz, ben işverenim, sizi arıyorum Zeliha Hanım, iletişime geçiyorum. Diyorum ki benim iş yerimde işte 20 personelim var, 5 personelim var. Personelin daha verimli hale gelmesini istiyorum diyorum. Böyle bir çalışmanız var mı? Tabii ki biz bunlarla toplantılar yapıyoruz. Kurum ya da kişi, işveren bununla ilgili bize başvuru yapıyor. Biz bununla ilgili toplantılar yapıyoruz. İş yerindeki potansiyeli çok arttırma. Özür diliyorum. Zaman zaman tabii ki. Gelen mesajlara göz atmak durumunda olduğum için. İş yerindeki potansiyeli arttırmak, verimlilik nasıl sağlanır, motivasyonunu kaydıran sebepler nelerdir, olumsuz etkiler nelerdir? Biz onların zaten analitik bir şemasını çıkarıyoruz. Olumlu etkiler neler, olumsuz etkiler nelerdir? Bunları dökümanını çıkarıyoruz ve ortaya nasıl yol alabiliriz? Bunun farkındalığını ortaya koyuyoruz biz. Evet. Çünkü şimdi, bu şekilde değerlendirmeler olmak zorunda. Evet, bir mesajımız var. Arslan Çakır, Zeliha Hanım, Ahmet Bey, örnek bir program, her ikinize de başarılar demiş. Şimdi Arslan Çakır'ın 5 tane kızçesi var. Evet. 5 tane kızçesi olan bir kişiye ayrı bir kızçeleri mi? Evet, şey, ayrı bir şimdi. Evet, her izleyenimiz bizim için değerli ama. Selamlar olsun Arslan Bey, başım evet. Gözüm üstüne. Şimdi bütün izleyenimizi kenara bırakalım. Şimdi 5 tane kızı olan bir veli için ayrı bir şey yapalım. Çünkü doğru mu? Yani bir kızı olan babayla 5 kızı olan babanın kesinlikle şey aynı olur mu? Kesinlikle bir mutluluğu da bir olmaz. Mutluluğu da bir olmaz. Tabii ki mutluluğu. Şimdi olumsuz yandan bakmayalım. Evet. Şimdi Arslan Bey olumlu yanlarından da baksın. Aynen. Olmayan, çocuğu olmayanları da düşünsün. O 5 tane. Yok, çok seviyor. 5 tane biliyorum ben. Kızları da babalarını çok seviyor. Öyle de bir durum var. 5 kızı olanın 5 tane de oğlu olur. Sıkmasın aynen canını. Öyle. Kalabalık iyidir. Ama şöyle. Gelecek kaygısı. Ben evet. Buradan şunu Allah o kızlarımızı isteyecek kişiye güç kuvvet versin. Çünkü Arslan Çakır'ın kızını herkes isteyebilir mi onu da bilmiyorum. Kesinlikle isteyemez. Öyle bir sıkıntı var. Kesinlikle. Kendisi hala oğlum olur. Değil mi? Galiba aynı kişiyse kızçeler kişi. Diyorsak. Hakan Biçer, gerçekten bu pandemide motivasyon kalmadı. Hakan kardeşime selam olsun. Zeliha Hanım, çok stresli hale geldik demiş. Hakan Biçer de evet biliyorsunuz sağlık çalışanımız gerçekten evet, çevremizde hem şöyle fark ettik aslında. Sağlık çalışan her zaman aynı sayıdaydı ama biz fark ettik. Ne kadar çok insan varmış sağlık çalışanı diye baktık. Hizmet veriyor değil mi? Ne peki, kadar? Ne yapması lazım? Yani sağlık çalışanı gerçekten mesela kendi kardeşimden örnek veriyorum. Bunu sosyal medyada paylaşmıştım. Gözleri kızarmış çocuğun. Dedim ki oğlum hani ne oldu sen? Hayırdır? Abi diyor işte 2 saat diyor. Problem mi var diyorum. Yok diyor hastanedeydim. Şimdi nöbet diyorum. Bu kadar hani devlet bu kadar nöbet mi tutturuyor size? Yok abi devlet tutturmuyor, biz tutuyoruz. Nasıl yani? Ya biz oradaki durumu görüyoruz, eve gelip uyumuyoruz, hastanede kalıyoruz. Yani bu aslında hem görevini sevdiği ya da hani fedakarlık diyelim. Yani sadece kardeşim olarak değil, genel olarak böyle bütün sağlık çalışanları. Şimdi ne yapmalılar? Vatandaş olarak bizim telefon balansı var herhalde. Evet, telefon balansı var. Evet, konuşuyoruz. Az sonra telefon bağlantımızı alacağız. İşte burada vatandaş olarak, bireysel olarak sorumluluk üstümüze düşüyor. Dikkat edeceğiz. Yani onlar için dikkat edeceğiz. Yine diyoruz, temizlik, maske, hijyen hepsini söylüyoruz. Kalabalıklardan kaçınmaktan bahsediyoruz. Biz
insanlık olarak üzerimize düşen vazifeler nelerse bunları yaparsak eğer zaten o sağlık çalışanlarımızın da kaygılarını, sıkıntılarını aza indirmiş oluyoruz. Evet. Yani bu çok önemli onlar için. Onlara bir de yardımcı olmuş oluyoruz. Tabii ki nasıl yardımcı olabiliriz? İşte dediğimiz gibi dikkat ederek, hastanede yoğunluk oluşturmayarak, lüzumsuz gerçekten har vurup harman savurmamalıyız. Lüzumsuz dışarıya çıkmamalıyız. Yani biz o zaman onlara yardımcı olmuş oluruz. Evet. Yani çünkü elimizden başka bir şey gelmiyor. Onlara yerine gidip nöbet tutamıyoruz. Yani en azından aynen öyle. Vatandaşlık olarak sorumluluklarımız neler? Evet. Biz onlara bakarsak dönüp evet. Hele ki dediğimiz gibi bu pandemi sürecinde yine diyeceksiniz ki mesaj okumakla geçirdiği süre çünkü keyif izleyiciler alsınlar, izleyiciler olumlu Sevinç Yandırgan diyor, başarılar diliyorum Zeliha Hanım, Ahmet Bey ise de teşekkürler güzel program için demiş. Çağatay Semra Çelenk'te, Çağatay kardeşim öncelikle iyi yayınlar. Bu ara artan intihar sebepleri pandemiden dolayı mı yoksa düzensiz harcamadan dolayı mı merak ediyorum demiş. Aslında güzel bir soru. Evet ucu açık bir soru. Evet konuşulması gereken bir soru. Hattımız açık mı şu an? Hocam telefon bağlantısı var müsaadenizle. Tabii ki. Alo. Bağlayamadınız. Sesim geliyor muydu Ahmet Bey? Alo. Sercan Pelit doğru mu? Evet doğrudur. Sercan hocam benim tanıdığım Sercan kardeşim mi? Sesinizi tam olarak alamadım. Kusura bakmayın Ahmet Bey. Benim tanıdığım Sercan Pelit mi? Evet doğrudur. Nasılsın kardeşim? İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de sohbet ediyoruz Zeliha Hanım'la. Sohbet ederken işte konuk arkadaşları da programımıza dahil ediyoruz. Böyle havadan sudan konuşuyor. Evet, Sercan Pelit, bireysel müşteri temsilcisi. Teşekkür ederim. Bana da burada söz hakkı verdiniz öncelikle. Zeliha Hanım'a da ayrıca teşekkür ederim ki şöyle söyleyeyim ben size. Ben şu anda alışveriş merkezinde oturdum. Her şeyi bıraktım, kulaklığı taktım. Ne güzel. Kusura bakmayın, yoğun iş hayatından yayını unuttum. Ama bildirim gelir gelmez yayına girip olduğum yerde takip etmeye başladım. Zeliha Hanım'ın tavsiyelerinde şuna ihtiyacım var. Şunu sormayı çok istiyorum daha doğrusu. Ben ve çevremde çok çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız var. Takdir edersiniz ki çağrı merkezi sektörü aslında en zorlu işlerden birkaçı. Ruhsal olarak çok çok fazla yorulduk ve bu kapanma bizi ayrıca etkiledi. Evimizden çıkamıyoruz, tamamen bir hapis hayatı yaşıyoruz. Bu yüzden çok istifa eden arkadaşlarımız var. Bedenen değil ruhen çok yoruluyoruz. Bize nasıl tavsiyelerde bulunur, ne önerir? Zeliha Hanım'a sormak istedim. Evet. Merhabalar Sercan Bey. Soruyu aldık. Evet. Dilerseniz kapatırız veya konuşmaya nasıl devam edebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet Sercan Bey, şu an Zeliha Hanım duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Evet buyurun Zeliha Hanım. Merhabalar tekrar sizlere. Merhaba. Çalışanın sektör zor bir sektör, yoğun bir sektör. Bu sektörde sizin fırsat bulduğunuz aralarda keyif alacağınız işleri biz hep tavsiye ediyoruz. Kısa zamanlı zor olsa da o size tanınan izinleri mutlu olacağınız şekilde değerlendirin. Bunu bir iş yaparak olabilir, bir kahve içerek olabilir, bir arkadaşınızın sohbeti size çok iyi geliyordur. Bununla değerlendirebilirsiniz. Yani bunlar küçük alternatifler. Bu şekilde yoğunluk çok fazla var, talep çok fazla var. Maalesef işin yoğunluğundan kaynaklı olarak bu kısa zamanlarınızı keyif aldığınız insanlarla geçirip sohbet edin. Gidemiyorsanız bile arayın. Kendinize bir çay yapın, keyfinize bakın. Yani ancak bu şekilde dağıtabiliriz yani. Kısa molalarında mesela beni tabii arayabilir, ki. Havadan sudan konuşabiliriz. Tabii ki beni de arayabilirsiniz. Evet. Ben hep bunu söylüyorum. Zeliha Hanım'ın numarasını vermemiz zaman tabii var mı ki. Zeliha Hanım? İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Şimdi... Hayır şeyde tabii ki. Altta koymamızın mahsuru var mı Zeliha Hanım'la ilgili? Hiç yok. Sorun değil. Şöyle ben sizin numaranızı rica edeceğim. 0 535 275 275 275 78 52 78 52. 52 de hemen koymuşuz oraya. Kesinlikle. Alev Hanım'la rica etsek Zeliha Karagör'ün de numarasını oraya ekleyebilir mi? 535 275 78 52 sorularında danışmak istediği konularda tabii sizinle iletişime geçebilirler ki. Diyelim.
Sercan Hocam, yeterli cevabı aldık mı yoksa sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Bu kısa vadelerde, kısa izinlerde, molalarınızda sorunlarla uğraşmaktan ziyade keyif alacağınız işleri tercih edin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ahmet Bey, şöyle bir şey söylemek istiyorum izninizle. Bunu gerçekten yapmaya çalışıyor muyuz? Evet, yapmaya çalışıyoruz ama buradan da bağlanmışken kendimizi ifade edelim diye söylüyorum. Çağrı merkezi çalışanlar olarak bu bir mobbing düşünülebilir veya çalışma şartı düşünülebilir, saygı duyuyoruz. Fakat evde bilgisayarlarımızın önünde güvenlik kamerası gibi bir kamera bulunuyor. Aslında o dediğiniz, hani örnek veriyorum, çay veya herhangi bir keyif alabileceğimiz bir şeyin de yapılmasına izin verilmiyor. Yani biz bir nevi evden çalışırken robotlaştırıldık. Örnek veriyorum, teknik hatalar oluyor, kısa süreli kopmalar oluyor. O dakikada dahi bilgisayar başından kalkmamız yasak. Bu da tabii bizi oldukça daha fazla yıpratıyor. O şartları, çok zor şartlarda çalışıyorsunuz kesinlikle. Bu yasal mı diyeceğim ama yani bu konuda hayır, muhatabı siz değilsiniz. Hayır, ben değilim yasal de. Yasal mı ama acaba? Yani, düşünsene evde yani keyfi, yani sonuçta evde oturuyor ya, ama. Affedersiniz, lavabo ihtiyacını zor karşılıyorlar. Bu şekilde biliyorum. Hmm. Çalışan yakınlarım da var. Çok zor. Maalesef ama bu değerlendirilmeli, bununla ilgili toplantılar yapılmalı. Biz bu konuda da aslında çalışma yapıyoruz, çağrı merkezleri konusunda. İnşallah olumlu sonuç alacağız ve dönüş sağlayacağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sercan Pelit kardeşim, başarılar diliyorum sana. Allah kolaylık versin diyelim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. İyi akşamlar, kolay gelsin. Evet, Sercan Pelit kardeşime teşekkür ettik. En son bir sorumuz vardı. Çağatay Semra Çelenk. Öncelikle iyi yayınlar. Bu ara artan intihar sebepleri pandemiden dolayı mı yoksa düzensiz harcamadan dolayı mı merak ediyorum demiş. Bu aslında biraz daha, evet, sizin alanınızın dışında ama yani olmaması için ne yapılabilir konuşalım. Genelleme şöyle bir şey. Bir şey üzerine odaklanmayabiliriz. Birçok sorun yatabilir bunun altında. Yani, pandemi, sağlık kaygısından intihar etmek de olabilir. Geçim sıkıntısı da olabilir ama bunun nedenleri daha çok da intihar kısımları şeydir. Güçlü, ben hep bunu söylüyorum. Güçlü karakterler, güçlü görünen karakterler buna daha çok meylediyor. Ve intihar kesinlikle bir anda olmuyor. Bakın, bu da araştırılmıştır. İntihar planlanır. Kişi intiharı düşünür, geniş kapsamlı düşünür ve o vakti bekler. Bir anda alınan bir karar değildir intihar. Yani şunu deriz, hiç beklemediğimiz birisi deriz. Hep bunu konuşuruz. Hiç öyle biri kişi, değildi deriz. Aslında o kişi onu planlamıştır. Bu kullandığı ilaçlar buna etki olabilir. Yaşam olabilir. Hepsi, bütün etken, bu pandemi süreci de, kaygılar, hepsi. Ama bu kişi o anda o kararı veremez. Zaten hiçbir intihar o anda verilmiş bir şey değildir. İntihar planlanır, düşünülür, günler alır, zihin buna odaklanır, kendini motive eder ve o zaman, yani ben gideyim de, hiç duydunuz mu, ben şuradan gideyim de intihar atlayayım diyen yapamaz. Yok, bir anda verilmiş ya, karar. Bir an değildir, o geniş kapsamdır ve altında birçok neden yatar. Evet. Biz de aslında şu an medyada da haber yapılması hem yasal olarak uygun değil hem de örnek açısından etik değil normalde. Gündeme gelmiyor ama çok sayıda, evet, intihar vakası ne yazık ki var. Ben bugün Twitter'da paylaşmıştım. Son 10 günde orada 8 intihar vakasıyla karşılaştık dedim. Bu çok ciddi bir rakam. Bunun altında yatan sebepler uzmanlarca araştırılması gerekir dedik. Kesinlikle. Altında da bir arkadaş yazmış. Urfa'da da son bir ayda 20 intihar oldu demiş. Bu çok ciddi bir rakam aslında. Sağlıklı gibi, düşünemiyoruz. Yani sağlıklı düşünmem. Gerçekten araştırılması gereken, uzmanların el atması gereken bir konu diye düşünüyoruz. Evet. Sağlıklı düşünemiyorsak bile sağlıklı düşünebilen insanlardan destek almalıyız. Bu annemiz olabilir, arkadaşımız olabilir. Hı-hı. Bakın, kendimizi açık bırakmalıyız kapıları. Kapatmamalıyız. Yapamayız.
çıkamayız işin içerisine. Ama şu var ya, bu aslında bizim hem şehrimizin hem ülkemizin bir sorunu. Şu an izleyen değerli izleyenler de bana bu konuda değer hak verecektir. Şöyle, mesela ben diyorum ya, diyorum psikiyatra gitmem gerekiyor veya işte psikoloğa gitmem gerekiyor veya bir yaşam koçuna gitmem gerekiyor. Bir yaşam koçuyla iletişime geçmem gerekiyor. Diyorum ki ben kendi kararlarımı veremiyorum kardeşim diyorum. Ya da psikoloğa gitmem gerekirse işte ben deli miyim algısı var. Yani bu bizim toplumumuzun bilinçaltına yerleştirilmiş. Yani mesela koçluk konusu. Şöyle bir durum. Ben hayatımda şu an başarısız olabilirim ama başarılı olduğum bütün süreçlerde bir tane hocam vardı Ankara'da ve şu an İstanbul'da. Hocam yaşam koçu idi. Onun dokunuşu sayesinde hep başarılı olduğum süreçleri hep onun sayesinde onun dokunduğu süreçlerde olmuştum. Ve şu, ama şu an toplumumuzda yaşam koçuyla çalışmak sanki ya ben yetersiz miyim algısı var. Hani ben yetersiz miyim de başka biriyle bunu, çünkü herkes kendi zihnini en iyi olarak görüyor. Ama kişi kendisini göremiyor ama. Bakın bu çok net bir şey. Kişi kendisini göremiyor. Hı-hı. Kendisini göremediği için zaten bu şekilde düşüncelere kapılıyor. Yaşam koçu zaten yönlendirme yapmaz. Onun yönlendirmeyle işi yok. Ne yapar? Tekrar onu alalım. Kişinin kendi içerisinde potansiyel vardır. Kişi onu göremez. O potansiyel nelerse onu ortaya koyar. Kişiye bu konuda yol arkadaşı olur. Yaşam koçu aslında. Yol arkadaşlığı yapar. Kişinin kendi potansiyeli, kendi ışığı neler ise onlara dokunur aslında. Kişiye dokunur. Kişinin kendisini görmesine müsaade eder. Ayna mı tutar diyelim? Tabii ki. Yani kişiye kendisini gösteririz. Potansiyelin bu. Farklı bir şey yapamazsın. Ya da senin hedefin bu. Ahmet, senin hedefin bu. Hedef ve hayal. Önce insan hayal kurar. Sonra onu hedefleş. Önce hayalle başlar. Sonra onu hedefe çevirir. Eğer hedefi yoksa hayal kurduruz. Hayali yoksa hedef. Bunları tamamlarız biz gelen kişiye göre. Hayalini kurdururuz. Hedefini ve o yolda yürürüz. Kişi bir şeyler yapabildiğine inandığı zaman ve bunu gördüğü zaman hayata pozitif bakacaktır. İşe yarama kavramı bizde çok vardır. Hep bunu deriz ya. İşe yarıyor ya bu çocuk. Ya da işe yarıyor bu. Bu çok önemlidir bizim toplum olarak. O yüzden kişi olumlu yönlerini ortaya koyan yerlerde bulunsunlar. Kendini iyi hissettikleri ortamlarda bulunarak yola çıksınlar, genişlesinler. Hiç bilmedikleri bir konularda ortaya kendilerini atmasınlar. Çünkü başarısızlığa uğrayacaktır. Bu da onlarda iç isyanı, iç kırgınlıklarına ve biraz önce bahsettiğimiz işte ta ki intihara kadar sürükleyecektir. Peki şu mantık nasıl hocam? Mesela ben bunu yapıyorum. Doğru mu yapıyorum? Çünkü risk alıyorum. Yanlış yapıyorum. Biliyorum yanlış yaptığımı. Bir daha yanlış yapıyorum. Ama en son doğruyu buluyorum. Tabii o yanlıştan ders çıkarıyorsunuz. Evet. Yanlış yapmaktan korkmayın. Yanlış yapın. Yanlış yapın. Ama o yanlıştan doğruyu bulun da. Mesela o yanlış geçmişte alışkanlık haline getirmeyin. Bakın bu çok önemlidir. Evet. Alışkanlık haline getirmeyin. Yani Bir daha düşeyim. Bazen tecrübeye çıkmak için yere bir çakılmak gerekiyor. Bazen diyoruz ki düşün. Ağlayın. Bakın ağlayın. Onu yapamıyoruz. Yani mesela, ağlayın. Şimdi bir mesajımız var. Onu da aslında onunla özdeşiyor. Yapamıyoruz. Çünkü güçlüyüz diyoruz. Ağlamak. Kime göre güçlüsünüz? Atıyorum. Neye göre erkek güçlüsünüz? Erkek adam ağlamaz diyoruz. Erkek adam ağlamaz mı hocam? Erkek adam ağlar. Ağlar. Çok da güzel ağlar. Erkek çok adam da ağlar. Tabii ki ağlar. Çok da yakışır. Duygularını gösteren insan çok onu, güçlüdür biliyor musunuz? Toplum olarak psikiyatri ya da psikoloğa ya da destekleyici gruplara gitmeyi kabullenmiyoruz. Acaba ne derler kaygısı yaşıyor çoğu zaten insan demiş. Zaten sıkıntımız da bu. Kime ne? Nazlı Hanımcığım da. Tabii ki doğru kime söylüyor. Ne? Kime ne? Kim ilgilendiriyor? Ama işte el alem diye bir hapishane var ya. El alem zaten ne biz der? Bu tabuyu yıkmak istiyoruz. Aslında koçların biraz da görevi budur. Bu tabuları yıkmak zorundayız. El alem benimle o acıyı çekmiyor. El alem benim cebime para koymuyor. El alem benimle birlikte o ilacı içmiyor. Zaten adı üstünde el. İşte el alem var yani. Ya o el alem. El alemde nasıl kurtuluruz hocam? Düşünmeyeceksin. Ama düşünmek de durumunda kalıyorum. Görmeyeceksin. İşte benim komşum işte vay bu böyleymiş. Vay işte şöyle. Bu konuda yine biz işte görevler düşüyor. Komşum yani burada
o kişinin yaşam çemberi oluşturuyoruz. Bu yaşam çemberinde kişinin yaşadığı sıkıntılar neler? Tekniklerimiz var bizim bunu. Ezbere yapmıyoruz. Herkese aynı şeyi söylemiyoruz. Herkesin bulunduğu şartlara, yaşadığı psikolojiye, tavır ve davranışları nelerdir? Çevresel sorunları nelerdir? Bunları değerlendirerek tekniklerle kişiye yaklaşıyoruz. El alem, evet görüyorsun karşımızda. El alem yaşıyoruz. Her yerde bir de. Evet yaşıyoruz. Evet. Yaşamak zorunda olduklarımız var. Yaşamak zorunda olmadıklarımız var. Bir sürü kanallar. Yani mecbur değilsin. Ya annene babana katlanabilirsin. Örnek eşine katlanabilirsin. Ama el aleme katlanmak zorunda değilsin. Böyle bir zorundalığın yok. Evet. İşte bu konuda biz devreye giriyoruz. İyi çıkın, ki var o zaman. Çıkın, i̇yi çıkın ki gelin diyoruz yani. İyi ki varsınız hocam. El alemi seviyoruz. Az önce benim sorduğum sorunun benzerini aslında Hayri Kaya diye bir abimiz sormuş. O da ironi var. İşçilerime para vermeden motivasyonla çalıştırabiliyor muyum yani? Kesinlikle çalıştırabiliyorsunuz. Para vermeden motivasyonla. Tabii ki çalıştırabiliyorsunuz. Hayri Kaya bu işverenle alakalı bir durumdur. Bu konuda da işverene diyoruz. Gelin bize motiveyi sağlayalım. Hmm. İşte biraz önce sizle de bahsettik. Toplantılar ama hocam, yapın. Bir saat geç alınca çalışan maaşın ortalık ayağa kalkıyor. İletişim çok önemli. Bizde iletişim sıkıntısı var aslında. Biz iletişim kurmayı beceremiyoruz toplum olarak. Bu da ayrı bir konudur. İletişim sıkıntısı yaşıyoruz. Evet, Elif Biçer Akkaya, canım ablam iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olun. Evet, çok verimli bir program olmuş diye eklemiş. Hepimizin bu süreçte yaşadığımız, duyduğumuz sıkıntıları ele almamız için çok iyi olmuş. Tebrik ediyorum sizleri demiş. Ay, teşekkür ederiz, boşumuz var olsun. Ben de şöyle, aslında bunu yanında diye söylemiyorum. Arkasından konuşuyorum onun. Bazı insanlar vardır. Onlar hep yüzünde bir oksijen, mesela sizde de var o. Yüzüne baktığın zaman o enerjiyi bana oksijen veriyor. Yani ciddi bir enerji var, sizde de var. Mesela Elif Biçer Akkaya da onlardan biri. Yani evet, bazen insanın işte hayatı kötü de gidebiliyor ama bir pozitiflik var onda. Fotoğrafına baktığın zaman o pozitifliği modumuzu alıyorsun. Modumuzu düşüren insanlardan uzak durun. Bakın bu çok önemli. Modumu düşürüyor. Vazgeçmekten korkmayın. Vazgeçin ki yer açılsın gelecekler. Vazgeçebilmek gerekiyor değil mi? Tabii ki. Size iyi gelmeyen şeylerden vazgeçin. Korkmayın. Cesaret olmayanın zaferi olmaz. Sizin modunuzu düşürür diye kimseyi idare etmek zorunda değilsiniz. Böyle bir zorundalık, yaptırımlık yok. Vazgeçmekten korkmayın. Yenilere yol açın. Çok vazgeçin diyorsun. Tabii ki vazgeçin. Size iyi gelmeyen şeylerden vazgeçin. Size iyi gelenleri yakınlaştırın, yer açın. Kimseyi idare etmek zorunda değilsiniz. Modunuzu düşüren insanlarla haftanın her günü görüşüyorsanız bunu haftada 3 güne çekin. Kendinizi mutlu eden olaylara motive olun. Kendinize vakit ayırın, kendinizi ödüllendirin. Bu kul hakkıdır. İnsan kul hakkına giriyor yani Ahmet Bey. İnsan kendi hakkına da giriyor. Peki bunun hesabını nasıl vereceğiz? İnsan kendi kul hakkına girmemeli. Tabii ki çünkü girmemeli. Çünkü kendisiyle helalleşmesi de zordur. Tabii ki zordur. Bize emanettir elimiz, kolumuz, gözümüz, her uzvumuz. Evet, bunlar da, bunların hesabını nasıl vereceğiz? Kul hakkına girmeyeceğiz ama kendi hakkımıza da girmeyeceğiz. Evet. Kendimizi ödüllendireceğiz. Bundan kaçınmayacağız. Yani çok keyiflidir bu. Sefer Turan. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Buyurun. Hediyeler alın. Kendinize sipariş verin. Paket yaptırın. Bir yerden alışveriş yaparken bunu hediye paketi yapın deyin. Eve gelince kendiniz açın. Çok hocam keyifli. Deli demezler mi? Demezler. Çok keyiflidir. İşte el alem ne der? El alem. Hiçbir şey demez. O el alemler demez. Gerçekten bunu yapalım mı? Yani alışveriş yapıyoruz, paket yaptıracağız. Tabii ki. Ben şahsım adına kendimize çok söylüyorum. Ben alışveriş yaparken bunu lütfen hediye paketi yapın diyorum. Ya eve geldiğimde onu çok keyifle açıyorum. Kendimi ödüllendiriyorum. Başka ne yapabiliriz mesela kendimizi ödüllendirmek için? Pasta alın. Kendinizi orada keyifli, üzerine yazı yazdırın. Kendinizi ödüllendirin. Mutlu olacağınız bir arkadaşınızla çok keyifli. Onu rahatsız edin. Çünkü keyif alıyorsunuz. Bu rahatsız edin kötü değildir. O da muhakkak sizden keyif alıyordu. Konuşun. Konuşmakta, biraz bencil mi olalım tabii yani? Tabii ya, bencillik de yok. Kendimize vakit ayıralım. Kendimizi ödüllendirelim. Evet. Başkalarının mutluluğuyla mutluluk kuramayız. Yani bu çok önemlidir. Yani aman o mutlu olsun, ben mutlu olurum. İşte olmuyor. Bu el alem gibi bir şey oluyor işte. Evet. El alem mutlu oluyor. Yani. Yani.
Sefer Turan Bey abim de Allah başarılarınızı daim eylesin demiş. Üstadım siz de seviliyorsunuz. Selma abla da Selma Gülseren mükemmelsiniz demiş, alkışlamış. Bize güzel güzel like'lar atmış. Biz de ablamıza sevgimizi saygımızı gönderiyoruz. Elif Bişerak'a da çok teşekkür ediyorum kardeşim demiş. Biz de ablamıza selam gönderdik. Kaptan amcamız var. Kaptan amcamız var. Ahmet Bebek. Doğru ifade ettim herhalde kaptan amca. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ordu huzurevinden selamlar. Ahmet Bebek Hayır, kaptan demiş. Selam. Ahmet amcayla tanışıyor musun? Tanışmıyorum. Tanışın isterim. İnşallah. Ahmet amcayla tanışın. Biz orayı da inşallah düşünüyoruz. Bir ziyaret etmeyi evet, böyle. Huzurevinde ziyaret edin. Kaptan amcamı bir ziyaret edin. Selamlar Şaban olsun. Abim, Şaban Çelik iyi yayınlar Ahmet kardeşim demiş. Abim selamlar gönderdik, sevgiler. Zeliha Hanım süpersiniz gerçekten demiş. Elif ablam çok tekrar çok göndermiş. Teşekkür ederiz. Şimdi az önce öğrenciler için söylemiştik. Yani günümüzde en çok karşılaştığınız öğrencilerimizin problemi nedir diye. Danışanlarınızla en çok karşılaştığınız olumsuzluklar nedir? Yani ayağımızı nelere göre... Öğrencilerin danışması... Öğrencileri konuştuk. Hayır, şimdi kişiler olarak, yani danışanlar olarak ya da bireysel, benim mesela, yani genelde en çok karşılaştığınız problem nedir? Kişilerin dediğim gibi bu pandemi sürecindeki kaygıları. Hı-hı. Acayip bir şekilde artık yığın haline geldi. Şu mu var hocam? Kaygı gerçekten kaybetme artmış mı? Korkusu. Kaybetme korkusu. Arttı mı yani? Artık kişi kendini düşünmüyor bu noktada. Hı-hı. Kişi etrafından alabilecek kötü haberlerin kaygısına düşmüş. Kendini bırakmış, ülkenin kaygısına düşmüş. İnsan, kötü mü peki? Nasıl? Ülkenin kaygısına tabii çok düşüyorum. Yani çünkü ülkenin kaygısını şöyle bir şey. Ülkenin kaygısını düşünemezsin. Bir şey yapamazsın. Ama kendini düşünürsen ülke için bir şeyler yaparsın. Etrafını düşünürsen yine diyorum küçük pencereden başlamak lazım. Yani bazı adımlar için. Kendi yerinden başlarsan, kendinden başlarsan çocuğuna, çocuğundan eşine, anne babana bakın çember genişliyor. Bu topluluk oluşuyor. Topluluk oluştuğu zaman kitleler meydana geliyor. Türkiye, ülkeler meydana geliyor. Biz önce kendimizden başlayacağız. Çıkıp da buradan bir yasa değiştiremiyoruz. Hı hı. Çıkıp da pandemiyi silip atamıyoruz. Aşı bulamıyoruz. Hı. Kaygılarımız bu şekilde arttı. İş sıkıntısı yine söylüyorum pandemi sürecinde çok arttı. Bireysel motivasyonlara yönlensin. Bunu söylüyoruz bireysel motivasyonlar mutlaka şart. Hı hı. Grup halinde toplantılar düzenleyin. Bu yine çok önemli. Gün yapmalar falan güzel midir? Gün yapmalar mı? Yani tabii şu an grup halindeki toplantıda sadece var. Yani. Bu şey, hiç günle bir bilgim yok. Ama işverenle işçi arasında toplantılardan bahsediyorum. Hmm. Yok, anladım ben de. Hani biz çalışan değilsek gün yapalım gün yapıyoruz yani. Yani. Gün yapmayalım ya. Yapmayalım gün hadi ya. Hocam şöyle ben aslında dedim ya dünya... sıkıntılarından bir nebze uzaklaşıp burada keyifli bir vakit geçirmekti amacım. Sohbet etmekte. Şimdi aslında sohbetimiz şu an izleyicimiz de çok ciddi rakamda mesajlarımız geliyor. Fakat Profesör Doktor Mehmet Hocam'ın da saat 21'de programı vardı. Süper çok keyifli. Biz normalde bu akşam 21'de yapacaktık programı. Bir saat erkene aldık. Şimdi çok da keyifli oldu. Sohbetimiz çok da verimli oldu. Ben inşallah, öncelikle inşallah. İzleyenlerin keyif aldığını hissediyorum. Çünkü i̇nşallah. Gerçekten ben de keyif aldım. Çünkü Enver Top Başkanım demiş ki gerçekten çok muhteşem program. Heyecanla takip ediyorum. Moderatörümüzü ve profesyonel yaşam koçumuzu tebrik ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Enver Koç'un enerjisini de ben yakalıyorum. Hissedebiliyorum o enerjiyi. Çok. Çünkü onun o bir şeyden keyif almışsa ben de buradan toplum, keyif aldım. Toplum adamı denir. Toplum aynen, adamı kesinlikle başkanıma saygılar olsun. Erbaş Yavuz abim de, Yavuz Erbaş abim iyi yayınlar, selamlar demiş. Serkan Çelenk abim de bizi izlediği bildirimi geldi. İyi yayınlar, iyi akşamlar Ahmet Bey ve Zeliha Hanım demiş. Serkan çok teşekkür Çelenk. Ediyoruz vallahi herkese. Şimdi Yavuz abime de çok çok selamlar gönderdim. Enver Top Başkanıma da Serkan Çelenk abime onun selamını da gönderdim. Evet Serkan Çelenk tanır mısın? Tanırsın. Tanıyabilirim belki. Aynı o kişi, o Serkan Çelenk. Şimdi hepsine selam gönderdik. Sağ olsunlar. Şimdi şöyle bir şey. Güzel bir muhabbet vardı. Bu muhabbete dahil oldu dostlar. Bu bizi daha da iyi kesinlikle. Yaptı. Aslında zenginleştik. Çok güzel. Bir de dedim ya
olumsuz giden günü biraz olsun nasıl iyileştirebiliriz'e geldik. Tabii ki. Bir yaşam koçuyla bugün beraberdik. Kesinlikle. Bu olumsuz süreçlerin hepsinin geçeceğini bilin. Hep bunu söylüyorum. Hayal kurmaktan korkmayın. Hayal kurun. Muhakkak sizi başkalarının görmesine müsaade edin. Keyifle kalsınlar. İstedikleri zaman ulaşabilirler bana. Ben evet, numaranızı da yazdık. Peki hocam, şu an dünyada yüksek bir kürsüye çıkmış olsanız dünyaya böyle 3-5 saniye, 10 saniye bir mesaj vermek isteseniz ne söylersiniz? Yani dünyada gülümse, herkesi dinleyecek. Gülümse. Geçeceğini bil. Gülümse. Evet, geçeceğini bil. Bu çok keyiflidir. Evet. O bilmek çok önemli. Bunlar geçecek. Kalmayacak. Uyumayacağız. Zaten sonsuzluk bir uyku var. Uyumanın vakti değil. Uyanacağız. Geçecek. Zaten geçecek. Geçecek. Bir sınavda olduğumuzu bileceğiz. Evet. Bak o gülümseme müthiş bir ilaçtır. İnsanın üzerine oturan müthiş bir keyiftir. Müthiş bir kıyafettir. Evet. Bırakın şu kahkahalar etsin. Bırakın ağlayın. Müthiş bir motivasyondur. Ağlayalım mı yani? Tabii ki. Motivasyondur. İnsanın ruh hali temizlenir. Çok keyifli olur. Pınar Kontaş'ta Zeliha'cığım başarıların daim olsun keyifle izliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Şöyle şu an gerçekten ciddi mesajlarımız geliyor ve Facebook'ta olsun diğer mecralarda olsun bir hayli rakamımız fazla. İzleyiciyi bu şekilde bırakmak istemiyoruz. Çünkü Nuray Biçen Çakır da selamın aleyküm Zeliha Hanım. Ben 5 kızçının annesiyim. Çok zor onlarla başa çıkmak. Ne yapmalıyım? Bize demiş. Göndersin. Bize gönderin. Bize göndersin. Öyle mi? Bazen Arslan abiyle öyle şeylerini görüyorum ki gerçekten hani imrenmemek yerde değil ve ben bazen de okuyorum maşallah maşallah da diyorum. Çok büyük keyifle izledim sizleri. Gerçekten bana aynı çok iyi geldiniz size. Demiş. Vallahi çok çok güzel. Biz önemli olan buna dokunmaktı. Önemli olan evet. Buraya dokunmaktı. Evet. Biraz güneş, biraz perdeyi aralamaktı. İnşallah yapmışızdır. Evet, onun olduğunu düşünüyorum. Ben de şöyle diyorum değerli izleyenler, gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu ülke olarak 7'den 70'e hepimiz hem bunu biliyoruz hem de bunu yaşıyoruz, yaşayarak görüyoruz. Ama Zeliha Hocam'ın dediği gibi bunlar geçici süreçler. Evet, bazen deler geçer diyor, bazen yaralayacak geçecek ama o da bizi büyütüyor aslında. Mesela benim yaşadığım her kötü şey iyi ki yaşamışım diyorum, biliyor musunuz? Yani iyi ki onu yaşamışım, o kesinlikle. Biraz daha bizi oldurdu diye düşünüyorum. İyi ki yaşamışız. Deniz dalgalanıyor. Evet. O dalga kıyıya çöpleri atıyor. Belki sonra de çekilecek. Bu pandemi sürecinin altından çok daha büyük bir hayır çıkacak. Kesinlikle. Bilemeyiz. Çünkü olumsuz düşünmeyeceğiz. Ya burada olumsuz. Dini konularda konuşacak durumda değilim ama sizin olumsuz. Şer bildiklerinize hayır, hayır bildikleriniz şer olabilir diyor. Şer siz bilemezsiniz, gitsin. Ben bilirim diyor. Şer öte gitsin, hayır evet. Beri gelsin diyelim. Sonsuz bir uyku varken uyumanın vakti değil. Çok beğendim bu sözü. Teşekkürler demiş Sevil Şentürk. Gerçekten güzel. Sonsuz bir uyku varken uyumanın vakti değil. Uyanalım sevgili ülkem. Uyanalım. Biraz gözümüzü açalım. Sağa sola bakalım. At gözlüğüyle değil de geniş bakalım diyordu Zeliha Hocam. Çerçeveleme yapmayalım. Çok keyifli bir programdı. Zeliha Hanım'a ve Ahmet size çok teşekkür ederim demiş Şakir Kayadibi. Çok mersi. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ettik izlediğiniz için. Değerli izleyenler aslında şöyle diyeyim bunu bütün samimiyetimle itiraf ediyorum. Ben bütün konuklarımdan, bütün programlarımdan keyif alıyorum. Çünkü bunu aslında biz iş olarak yapmıyoruz. Ben şunu söyledim Zeliha Hanım'a. Zeliha Hanım yarın akşam Ünye'ye gidelim mi? Ne yapacağız dedi, sohbet edeceğiz dedim. Yani bugün aslında biz muhabbet ettik. Biz çok kalabalık bir sohbet evet, yaptık. Hepiniz buradaydınız. Çünkü pandemi evet. Kurallarında uyduk. İzleyiciler de mesafeyi uydu. De koruduk. Mesafeyi koruduk çok ama gönül uydu. Mesafesini korumadık. Kesinlikle gönül olmaz. Biraz daha yakın kesinlikle. Oldu. Kesinlikle kenetlendik. Evet, Süleyman Birtek de selamlar dedi. Süleyman Birtek de Ordu'ya gelmişti İstanbul'da polis de. Memuru. Hatta şöyle söyleyeyim kıdemli baş polis memuru Süleyman Birtek abime de selam gönderelim. Şu anda muhtemelen Korgan'da. Biz de kendisine yakınız Ünye'deyiz. Evet bitirelim mi? Yüksek bir yere çıktık. Evet. Bütün dünya bizi izliyor ve bir mesaj verdik. Neydi? Gülümseyeceğiz. O yıldızları renk renk boyayacağız. Aynen, bakın yıldızı. Bu çok güzel. Yıldızları renk renk boyayayım. Evet değerli izleyenler bize katlandınız, sohbetimize ortak oldunuz. İyi ki varsınız. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar buralarda olmak istiyoruz. Sizleri seviyoruz. Mutlu akşamlar, sağlıkla kalın.